Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz ama yine de hatırlatalım. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Diğer videolarımızda hepsinde, bütün videolarımızda olduğu gibi kıymetli dostlar. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Evet, Dogecoin'den bahsedeceğiz. Genel istek üzerine. Fakslara bakıyoruz arkadaşlar. Gelen telekslere bakıyoruz. Hepsinde Doge isteniyor. Bir bakalım Doge'ye. Ne oluyor Doge tarafında? Dogecoin tarafında. Doge'nin ne olduğunu bilmiyorum. İçinizde bilmeyen var mıdır? Hemen hemen herkes biliyordur diye zannediyorum. Ama özetlemek gerekirse Doge bir meme token sevgili dostlar. 2013 yılında böyle artık bir altcoin fırtınası esiyor. Her altcoin öyle projelerle, öyle şeylerle geliyor ki öyle white paper'larla geliyor ki zannedersin ki dünyayı yeniden keşfediyorlar. Uzayı keşfediyorlar. Mars'a gidiyorlar. Acayip acayip projeler sunuyorlar. İşte şöyle bir yaparsanız dünya daha güzel olur, daha yeşil çevre olur. Hayat daha kolaylaşır, daha çok para kazanırsınız. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü vaat 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 arkadaşlar. Dogecoin 2013 yılında iki arkadaş sevgili dostlar isimlerine kopya çekeceğim. Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından tamamen şaka amaçlı. Bizim amacımız dünyayı daha iyi bir dünya yapmak, çevreyi daha temiz bir çevre yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak, böyle güzel, büyük, kutsi amaçlarımız olmadan sadece şaka amaçlı basit bir proje yapmak istiyoruz. Adını da işte köpek koyuyorlar arkadaşlar. Doge koyuyorlar ismini. Yoktan böyle hiç yani tamamen amaçsız, tamamen hani saçma diyesim var ama saçma değil. Çünkü muazzam paralar kazandırdı insanlara. Bir proje çıkartıyorlar. Bu projeyi çıkardıktan sonra Doge'yi çıkardıklarında acayip reklam çalışmalarına başlıyorlar. Her tarafta reklamları dönüyor. Doge'nin ellerindeki bütün parayı reklama harcıyorlar. Rap sanatçılarına, özellikle o dönemler rap müzik çok popüler. Rap sanatçılarına bedava bedava Doge gönderiyorlar arkadaşlar. Rap sanatçıları da diyor ki işte ben de Doge ailesine girdim diyor. O Doge'nin, o rap sanatçısının hayranları da sevgili dostlar otomatikman hadi biz de girelim o aileyi deyip Doge satın almaya başlıyorlar. Ve Doge'nin fiyatı yükselmeye başlıyor. 2013 yılından 2015 yılına geldiğimizde Billy Markus sevgili dostlar tamam diyor yeter bu kadar para ve elindeki bütün dojeleri adam kendi yapmış zaten dojeyi elindeki bütün dojeleri satarak gidip bir tane Honda Civic otomobil alıyor arkadaşlar. Elindeki bütün dojeleri çıkartıyor. Artık doja moca yok ben bu projeden çekiliyorum diyor. Bir Honda Civic karşılığı. Dersiniz ki adam yoktan sıfırdan bir proje yapıyor. Şaka amaçlı üretiyor. Hiçbir emek yok, hiçbir masraf yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Hani kendi kendine böyle şey yapıyor. Hani rapçilere gönderdikleri de coin gönderiyorlar yani para göndermiyorlar. Masraf yok yani. Bir Honda Civic sahibi oldu. O çok akıllı adam diyoruz ama geride kalan Jackson Palmer'ın ise şu an trilyon trilyonları var. O da ayrı mesele. Jackson Palmer bunu yönetmeye devam ediyor sevgili dostlar. Doge'yi uzun bir süre elinde tutuyor. Elinde tuttuktan sonra artık Doge'nin modası geçiyor. Yani Doge ile hiç kimse ilgilenmiyor. Herkes projesi olan coinlere yöneliyor. Herkes onlarla ilgilenir. Meme token'a, Doge'ye kimse ilgi alaka göstermiyor. Bunun üzerine de Jackson Palmer Twitter'da bir anket yapıyor arkadaşlar. Bir soru cevap anketi yapıyor. Diyor ki arkadaşlar Doge fiyatı yükselemiyor. Uçup kaçıp gidemiyor. Eskisi gibi seviyelere gelemiyor. Bunu demek ki sorun bende. Ben CEO'luktan ayrılmak istiyorum. CEO'luktan ayrılacağım. Yerime kim gelsin diyor. Ve oraya bir sürü isimler yazıyor. O zamanın o dönemin en büyük işte şarkıcılarını, en büyük bilim adamlarını şaka amaçlı yapıyor tabii bunu. En büyük para babalarını, en büyük cumhurbaşkanlarını, başbakanları falan yazıyor. Hepsini oraya isimlerini koyuyor. Ve o anketin sonucunda halk oy verenler Elon Musk'ı seçiyor arkadaşlar. Şaka amaçlı Elon Musk oranın CEO'su oluyor ve bu olay, bu anket olayı Elon Musk'ın kulağına gidiyor.
Elon Musk'ın kulağına gidince de Elon Musk madem öyle, Elon Musk zaten deli biliyorsunuz. Zaten şovu seviyor. Zaten reklamı seviyor. Diyor ki madem diyor halk beni istedi, teveccühünüzü benden yana kullandı. Kabul ediyorum bu teklifi. Şeyin CEO'su ben olacağım diyor. Doge'nin CEO'su ben olacağım diyor. Sonra diyorlar ki işte bu bir şirket değil, bilmem ne değil. Siz bunun CEO'su olamazsınız. Siz ancak bunun babası olabilirsiniz diyor. Eyvallah diyor. Kabul ettim, aldım, kabul ettim. Doge'nin babası benim diyor. Ondan sonra gidiyor Tesla'yı arkadaşlar Doge ile satın alabilirsiniz diyor. Microsoft ödemelerinizi Microsoft'la gidiyor, anlaşıyor. İşin içinde Elon Musk olunca her şey değişiyor. Microsoft ödemelerinizi Doge ile yapabilirsiniz diyor. YouTube'daki üyelikleri dünyanın birçok ülkesinde Doge ile yapabilirsiniz. Twitter'lardaki ödemeleri yapabilirsiniz. İtalya'ya gidip pizza alabilirsiniz gibi 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 gibi. Elon Musk'ın işi adı girince Doge'ye artık yani bu ikinci bahar, üçüncü bahar falan değil. Doge fırtınası başlıyor. Uçup gidiyor ve o Honda Civic'i ve o parayı satıp Honda Civic alanda bin bir pişman oluyor. Çünkü elinde Doge'yi tutsaydı Honda Civic galerisini bırak fabrikasını satın alabilecek seviyelere çıkıyor Doge. Ve Elon Musk sevgili dostlar hala elinde Doge'leri tutuyor. Hala Doge'ye desteğini devam ettiriyor arkadaşlar. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim hazırlıkları var. Trump bayağı bir önde görünüyor. Kripto ekosisteminde baktığımız zaman Polymarket tarafına baktığımızda Elon Musk da hemen Trump'ın yanında ve Elon Musk ve Trump öne geçtiği müddetçe Doge'nin fiyatında da güçlü güçlü sağlam yükselişler görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdi biraz rakam konuşalım arkadaşlar. Bu kadar konuşmadan sonra şöyle bakalım piyasaya. Bitcoin %3, Ethereum %1, BNB %2 gitti. Yani bir günde yani projeleri olan coinlerin gittiği günlerde Dogecoin hepsini katlıyor. %12,50 gidiyor. Meme tokenların babası Doge. 158 sent fiyatıyla. Bu hafta %9,46 yükselmiş. Bu ay %21 yükselmiş. Bu yılbaşı 2024 1 Ocak'ta satın alanlarsa dolar bazında %77 kârdalar Doge'de. Doge'nin tüm zamanların en yüksek seviyesi, o Elon Musk destekliyorum deyip anlaşmaların yapıldığı dönemlerde gittiği seviye 0,73. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi, herkesin dilindeydi. 1 dolar olmadan asla Doge'mi satmam. Doge 1 dolar, Doge 1 dolar dediler. 73'te takıldı kaldı. Satmayanların elinde patladı Doge kıymetli dostlar. Şimdi biraz daha özele girdiğimizde bugünkü hacminin 2 milyar 830 milyon dolarlık bir hacme ulaştığını görüyoruz Doge'nin. İnanılmaz bir hacim girişi var bugün. Düne göre %186'lık bir giriş. Piyasa değerine baktığımız zaman o bir zamanlar yarısıyla alıp Honda Civic alınan Doge'nin şu anki piyasa değerinin 23 milyar dolar olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Yapılan anketlere, CoinMarket üzerindeki yapılan anketlere de %83 oranında katılımcılar boğaya girdiğini, Doge'nin boğa sezonunda olduğunu, yükselişinin devam edeceğini söylüyor. Bu da bizim size gösterdiğimiz bir başka anket. Peki bizim göstergelerimiz ne diyor Doge konusunda? Bir de oradan bakalım istiyorsanız. Osilatörlerde bir problem yok. Al diyor, al sinyali var. Hareketli ortalamalarda bir problem yok. Al sinyali var. Hacim ağırlıklı ortalama 134 itibariyle al sinyali vermiş. Yani hemen şimdi Doge alacaksanız stop noktanızı 134'lere mutlaka koymanız gerekiyor. Doge eğer 134'ün altında kalırsa, 134'lerin altında günlük kapanışlar yaparsa, bir bilemedin ikinci günde mutlaka arkanıza bakmadan kaçmanız gerekiyor. Doge düşüşe geçmiş, daha da düşecek, hızlanacak düşüş anlamına gelir. 134'ün üzerinde kaldığı müddetçe hiçbir problem yok diyor bize göstergeler. Bizim kendi grafiğimiz bize ne söylüyor arkadaşlar? Önce haftalıktan bir bakalım.
RSI tarafına bir bakalım. Önce RSI Doge çıktı. Dibinde güzelce bir yükseliş, tepe noktası. Ardından dip, ardından biraz sıkıntılı bir tepe, ardından dip ve tekrar tepeye doğru bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Dipleri birleştirdiğimizde görüldüğü üzere ki Dogecoin RSI tarafı, momentum tarafı güçlenerek büyüyecek arkadaşlar. Doge şu anki fiyatının oldukça ucuz olduğunu gösteriyor bize uzun vadede. Yarından, öbür günden, bu haftadan bahsetmiyorum. Bir yıllık süreçten bahsediyorum. Önümüzdeki bir yıl için baktığımızda RSI bize diyor ki Doge'nin fiyatı oldukça ucuz. Bu daha şuradaki olan gösterge gelecek, ta buralara gelecek. Buralara geldiğinde artık diyeceğiz yeter. Artık diyeceğiz yeter. Şunun altında kaldığında, hareketin altında kaldığında da şuradaki gibi satış yapacağız, çıkacağız piyasadan Doge tarafında. Uzun vadede RSI bize diyor ki hiç problem yok. Grafik bize ne diyor arkadaşlar? Doge geliyor, şuralarda uyuyor, geliyor, büyük hareketler, ama yani büyük hareketler aslında da yataymış gibi göründüğüne bakmayın. Elon Musk devreye giriyor ve güzelce bir yükseliş ATH seviyelerine ulaşıyor sevgili dostlar. Ve şu an baktığımızda ardından düşüşler, aşağıya doğru sert düşüşler. Bu sert düşüşlerde şurada gördüğünüz üzere, bilmiyorum yakından şöyle yapsak daha mı net görürsünüz. Kırmızının üzerine gelip kırmızıyı aşamadığını görüyorsunuz. Kırmızının üzerine hafif bir yük atma geliyor. Kırmızının üzerine attığında ne kadarlık bir yükseliş yaşıyor? Şöyle bakalım. %244'lük bir yükseliş yapıyor. Yani kırmızının üzerinde ise hiçbir problem yok. Hala uzun vade baktığımızı hatırlatmak isterim. Gene bir problem yok ve şu an bugüne geldiğimizde de gene kırmızının üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Bir çanak çizmişiz daha önce. Bu çanağın yavrusunu şu an yapıyor gibi görünüyor. Doge'de ilk hedef sevgili dostlar 162, şuradaki direnç. İkinci hedefimiz 244. 244'lere orta vadede gitmememiz için hiçbir sebep yok gibi görünüyor. Her şey yolunda gibi görünüyor. Orta uzun vadede. Hedeflere baktığımızda hedef zaten şuradaki büyük çanak sevgili dostlar. 70'lere gitmesini, geçen boğada gidemediği 1 dolarlara hatta şimdi gitmesini bekliyoruz kıymetli dostlarım. O zaman buralara geldiyse şimdi buraları geçip gidecektir uzun vadede. Uzun vadede ne dedik şimdiye kadar özetlersek problem yok. Biraz daha kısaya alalım. Şöyle günlüğe aldığımızda kıymetli dostlar hatta şuradan bakalım. Günlükte ne oluyor? Günlükte sevgili dostlarımız burada şu alt kısımda gösterelim. Neresi burası? Fırçamızı alalım. Kaç seviyesi? Şurada bakın bir üçgen geliyor. 0,080'lerde. 0,080'lerde bize al sinyali geliyor. Ardından bir yükseliş ve şu bölge neresi burası? 136'larda da sata dönüyor. Kırmızı sinyal üretiyor bize günlükte. Baktığımızda 56 gün tutanlar %64 dolar bazında kazanç elde ediyorlar. Ardından Doge tekrardan aşağıya doğru düşüyor ve bir yükseliş yaşıyor ve Doge de tekrar kırmızı alarmı geliyor arkadaşlar. 162 idi bizim hedefimiz. 162'ye vuruyor, hedefimize vuruyor ve kırmızı alarm geliyor. Kırmızı alarm geldiğinde, bakın şurada kırmızı alarm geldiğinde geri kaçıyor. Burada kırmızı alarm geldiğinde geri kaçıyor. Başka nerede geliyor kırmızı alarm? Burada geliyor, geri kaçıyor. Burada geliyor, geri kaçıyor. Şurada geliyor arkadaşlar, hafif biraz daha yükseliyor ama hala kırmızı alarm devam ediyor. Üçlü kırmızı geliyor ve ardından tekrar aşağıya doğru bir geri çekim oluyor. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Uzun vadede az önce hiçbir problem yoktur demiştik ya. Kısa vadeli indiğimizde birazcık zamanı daralttığımızda bir geri çekilme bekliyoruz Doge tarafında.
Kısa vadede bir geri çekilme bekliyoruz Doge'de. Uzun vadede baktığımızda ise hiçbir problem yok. Kısa vadede nereye çekilmesini bekleriz? 4 saatliğe alalım ve karşımıza yeni bir direnç çıksın, yeni bir destek çıksın sevgili dostlar. O destek de 145 olarak karşımıza çıkıyor. Ben şu an Doge almanızı naçizane yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte önermiyorum. Bu fiyattan Doge alınmaz bence deyim. Nereden alınır? Doge buradan alt desteğine 145'lere iner. Yukarıya 2 tane 4 saatlik yeşil kapanış yapar. O zaman alınır Doge. O zaman alınan Doge sırasıyla 162'lere, ardından 224'lere, ardından 338'lere, ardından 445'lere, 582'lere ve ATH seviyeleri 700 küsürlere gitmesini bekleriz. Her dirençte, her çizgiye geldiğinde böyle biraz yalpalar, aşağı yukarı, aşağı yukarı oynar. Ama sonuç olarak baktığımızda da ana yön yukarı olur. Evet, umarım anlatabilmişimdir derdimi, meramımı. Bu arada Doge 145'e inerse, indi ama yukarıya doğru çentik atmadı, aşağı doğru inmeye devam ediyorsa zaten almıyoruz. Olur da bu geceyi ya da yarın geceyi, iki gece üst üste 162'nin üzerinde kapatırsa, iki gece, o zaman 145 senaryosu iptal olur. Belki daha pahalı alırız ama garanti alırız. O zaman da yine alım öneririz. %60, %70 oranında sevgili dostlar, Doge 145'lere iner. Biz de oralardan alırız. %20 ihtimalle üzerine atar, daha pahalı alırız. %10 ihtimalle de Doge buradan çöker. Doge'nin buradan çökme ihtimali var mıdır? Vardır. Ama ve lakin dediğim gibi sadece %10. Kısa vadede bir geri çekilme, uzun vadede ana yönün yukarı olduğunu, hedeflerin büyük olduğunu söyleyerek videoyu noktalamak istiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Telegram'dan beni hala takip etmiyorsanız Telegram'a geliyorsunuz, Twitter'a geliyorsunuz ama en önemlisi kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet.